Evet arkadaşlar, yasamanın 16. videosuna geldik. 16. Biz neredeyiz şu an? 16. Yani? Yani? 36. ders. Yani? Şu an Bursa'dayız. 16 Bursa. Tüm Türkiye'ye selam olsun. Bursa'ya selam olsun. hiç Bursa, Bursa benim çok çok yaygın gittiğim bir yer. Böyle yarı bursal olduk gibi. Ee, Bursa güzel. Tartışmasız Kestan güzel. Türkiye'nin Türkiye'nin buradan, buradan mesajı de. gönderdi. Türkiye'nin dördüncü büyük şehri Bursa'ya selam. Tüm Türkiye'ye selam. 16. video Bursa. Bursa'nın plakası 16. Evet hadi bakalım Bursa ve tüm Türkiye. Şimdi Milletvekillerine verilecek disiplin cezaları. Buradan soru gelir mi? Buradan soru böyle hani şey gibi düşünün. Bir oranlama yapıyoruz ya. <laughs> Tabii ki şey olmasın. Şimdi oran düşük deriz. Çat diye bir soru gelir. E, kayıt altındayız, rezil oluruz. Ha, sadece fikir sahibi olun diye anlatıyorum. Şöyle bir yazalım. Fikir sahibi. Bak şimdi. <laughs> Milletvekillerine üç türlü ceza verilebilir. Hani en azından burayı şöyle yapalım, bir aşina olun, tamam? Hani bir fikir sahibi olmak iyidir. Arkadaşlar, uyarma, kınama, meclisten geçici olarak çıkarma, tamam? Ben mesela soru bankasına bunu koydum, ha, bunu koydum, bir de iki tane bir böyle basit soru koydum, en azından fikir sahibi olun diye soru. Uyarma cezası, kınama cezası, meclisten geçici olarak çıkarma cezası. Üç tane ceza var. Şimdi şuraya bir gelelim. Burada her yeri e, kitabada not aldım. Her yeri çizdirmeyeceğim. Şimdi herkes izlesin. Hangi durumlarda uyarma yiyoruz? Yani Mecliste hangi durumlarda uyarma cezası yenilir? Söz kesme durumunda. Hani vekiller birbirlerinin sözünü kesiyorlar ya kesmeyin. Direkt uyarma yersiniz. Mesela düzeni bozmayın. Uyarma. Ve birbirinizin şahsiyatıyla uğraşmayın. Arkadaşlar söz kesmenin cezası uyarma, sukuneti bozmak, uyarma, şahsiyatla uğraşmak, uyarma. Peki hocam uyarma cezasını mecliste kim veriyor? Arkadaşlar bunu takdir yerine getirme yetkisi meclis başkanına aittir. Bak bu çok ilginç bir bilgi. Hmm. Yani hakikaten bu çok 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 ilginç bir bilgidir. Tamam. Şimdi... Meclis başkanı milletvekilinin açıklamasını yeterli görmezse, görmezse uyarma cezasını kaldırmaz. Buna dikkat ediyorsunuz. Meclis başkanı veriyor. Mesela bana uyarma verdi. Ben milletvekiliyim. Benim açıklamamı yeterli görmezse, bakın. O zaman kaldırmıyor. Ama yeterli görürse o zaman uyarma cezasının kaldırıldığını bildirir arkadaşlar. Tamam? Buna dikkat ediyorsunuz. Şimdi bu kısmın dışında şuraya bir gelelim bakalım söz söylemekten. Gerek yok buralara gelelim kınamaya arkadaşlar. O kısımları bilmeniz yeterlidir. Yani şunu unutmayın uyarma cezasını verme yetkisi kimde? Meclis başkanında o zaman kaldırabiliyor kaldırmaya da biliyor arkadaşlar. Geldik ikinci ceza olan kınama cezası tamam. Ekstra anlatılan konu. Şimdi dikkat. Hangi durumlarda kınama cezası yersin? Aynı birleşimde iki kere uyarma cezası aldığı halde bundan vazgeçmemek. Ne demek bu? Şimdi o gün, hani birleşimi gün olarak kodlayın. Ben iki kere uyarma cezası yedim. Yani aynı gün içinde. Düşünsene. Uyarmayı yedim, bir uyarma daha yedim. Ben ama halen daha yapmaya devam ediyorum. O zaman bu iş kınamaya döner. İki kere uyarma yemişsin aynı günde ve devam etmişsin ve bir ay içinde, bir ay içinde 3 kere uyarma yediysen bu neye dönecektir? Kınamaya dönecektir arkadaşlar. Ekstra anlatıyorum. Ve pis sözler söylemek. Tamam Hakaret etmek. Kınamadır. Bu bakın meclise silahlı olarak girmek. Meclise bakın binasına, binasına, tesislerine silahlı olarak girmeyeceksin. Girdiğin zaman direkt kınama cezasını yersin arkadaşlar ve dikkat et mecliste gürültü ve kavgaya sebep olmak arkadaşlar tamam mı? Bu tip hareketlere ön ayak olmak. Bir de meclise bir ara pankart falan getirildiydi arkadaşlar. İşte bu da böyle materyalleri getirmekte direkt kınama cezasını gösteriyor. Bir numara. Arkadaşlar aynı birleşimde iki kere, iki kere ne yedin? Uyarma yedin. Halen vazgeçmedin. Dönelim kınamaya. Kınama yedin. İki kere uyarma yediğin halde vazgeçmiyorsun. Bu ceza direkt neye dönecek arkadaşlar? Hocam direkt kınamaya dönecek. Ve şu olaya dikkat ediyorsunuz. Bir ay içinde üç kere uyarma cezasına uğramış olmak. Bir ay içinde üç kere uyarma cezasına uğramış olmak. Bakın kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmek. Mesela meclisin binasına silahlı olarak girmek. Mecliste gürültü ve kavgaya neden olmak. Ön ayak olmak. Meclise döviz, pankart bu takım şeyleri meclise sokmak. Bir ara böyle pankartla falan çok girildiydi arkadaşlar. Şimdi geçici çıkarma. Buna bir bakalım. Hangi durumlarda geçici çıkarma? Cezalar katlanıyor dikkat edin. Katlana katlana gidiyor. Şimdi. Şöyle yapalım. Bir. O gün üç kere kınama yedim. Düşünsene ne kadar kötü bir şey ya. Yani aynı gün içinde üç kere kınama yiyorum. Ama olay da ne kadar kötü bir şey. Ve bir ayda beş kere kınama cezası alıyorum. Yani çok ilginç değil mi? Bakın bir ay içinde 5 tane arkadaşlar yani kınama yiyorum. Bu ya korkunç bir şey. Ve burası önemli. Arkadaşlar Cumhurbaşkanı'na görüşmelerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na, Başkanlık Divanı'na, Başkanlık görevini yerine getiren başkan vekillerine, milletvekillerine, Türk milletimizin tarihine, ortak geçmişine, Anayasanın ilk dört maddesi çerçevesinde çizilen anayasal düzene hakaret etmek. Direkt nedir arkadaşlar? Çıkarma cezasını yersin. Ve bakın bunlar ne kadar önemli aslında baktığınız zaman. Değil mi arkadaşlar? Şöyle analiz edelim. Dikkat. Diyor ki görüşmeler sırasında halkı veya devlet bakın kuvvetlerini, kamu organlarını, kamu kuruluş ve görevlerini, kanun dışı hareketleri ayaklanmaya, bakın ayaklanmaya ve anayasal hükümlerini bozmaya teşvik etmek. Bu çok ciddi bir şey arkadaşlar. Değil mi? Ve silahlı olarak girmek ama nereye? Genel kurula. Biraz önce neydi? O kınama hatırlayan var mı? Oraya silahlı olarak gire. Normal meclise silahlı olarak girersen kınama. Ama burada genel kurula resmen içeri girmişsin. Ve meclisin komisyonlarına silahlı olarak girersen çıkarma cezasını yersin arkadaşlar. Tamam. Bakın. Meclis yapıları ve Yahut eklentiler içine yasak eylemlerde bulunmak ve aynı zamanda fiili saldırıda bulunmak. Bunlar direkt ne cezasını öngörüyor arkadaşlar? Meclisten meclisten geçici çıkarma cezasını ön arkadaşlar. Tamam. Şimdi şöyle yapmamızda e, yarar var. Ben şuradan bir tane hani soru gelir mi? Hayır, bu dersi e, biraz ekstradan. Hani bir bakayım. İdari amirlerin görevini sormuşum. O geçen dersin şeyiydi. Şunu söyleyelim. E, basit bir soru sorulmuş. E, size de huzurlarınızda söyleyelim. Diyor ki soru. Tekrar edeceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğüne göre diyor. Görüşmeler sırasında halkı, devlet kuvvetlerini yahut e, 137 numara Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğüne göre görüşmeler sırasında halkı veya devlet kuvvetlerini yahut kamu organ kuruluş ve görevlerini kanun dışı hareketlere ayaklanmaya demek Bu ayaklanmaya, teşvik etmek falan direkt burayı sorulmuş. Meclisten geçici çıkarma cezası yersin. Arkadaşlar analiz etmemiz gerekiyorsa şöyle yapacağız. Dikkat, dikkat, dikkat. Bakın. Şöyle bir değineyim sadece uyarma cezası ile ilgili söz kesmek kodlayın mecliste söz kesilmeyecek. Sonra düzeni bozmayacaksın. Bak bunlar biraz daha şey böyle çok hafifsi. Şahsiyatla uğraşma. Bakın küfürleşme falan demiyorum. Söz kesme nedir? İşte sukuneti bozma. Şahsiyatla uğraşmak diyor. Tabi burada takdir yetkisi kimdeydi? Meclis başkanındaydı. Arkadaşlar hangi durumda kınama cezaları veriliyordu? Buna dikkat ediyorsunuz. Kınama cezaları bir numara. Ne kadar kötü bir bakın. Burada iki kere o gün içinde iki kere uyarma yedim ama halen devam ediyorum. Uyarma yedim ama halen devam. Bir ay içinde üç kere uyarma cezasına uğramış olmak diyor. Yani bir ay içinde biraz fazla olmuş. Bak pis sözler sarf etmek diyor. Gördünüz mü? Hakaret etmek. Biraz öncekine göre daha şey. Silahlı girmek ama nereye? Meclise. Meclise silahlı olarak girmek diyor. Ve kavgaya sebebiyet getirmek diyor. Bakın. Kavgaya sebebiyet. Ve aynı zamanda pankartla meclise girmek. Böyle döviz, pankart değil mi? Bir takım materyalleri taşımak. Daha sonra arkadaşlar hangi durumda geçici çıkarma cezası yiyorduk mecliste? Bir numara Bakın. O gün içinde 3 kere kınama yedin. Demek ki baya bir şey yapmışsın. Baya bir şey yapmışsın. Ve bir ay içinde 5 kere kınama yemişsin. Burada yapman gereken şeylerden birisi de şu. Bakın ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Cumhurbaşkanına 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 3. Başkana 4. Başkanlık Divanına Başkanlık görevini yetiren başkan vekiline Milletvekillerine Türk milletimizin tarihine, ortak geçmişimize, anayasanın ilk dört maddesi çerçevesinde çizilen anayasal düzene hakaret etmek ve sövmek yapmayın. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin halkını, bakın devletin kolluk kuvvetlerini ve kamu organlarını, kuruluşlarını, görevlilerini, kanun dışı hareketleri ve ayaklanmaya çok kötü şeyler bunlar. Anayasal hükümlerini bozmaya teşvik etmek ve tahrik etmek. Aynı zamanda silahlı girmek ama nereye? Genel kurula ve komisyonlara arkadaşlar. Tamam. Gene yapılan yasak fiillerde bulunmak, eylemlerde bulunmak ve fiili saldırmak arkadaşlar. Direkt bunların cezası nedir arkadaşlar? Meclisten geçici olarak çıkarmadır. Şimdi yasamanın bu dersini arkadaşlar e, bilginiz olsun ekstradan anlattım. Hocam soru gelir mi? Yani soru bugüne kadar hani gelmedi. Eee ya yani kaymakamlıkta daha çok tercih edildi. Tamam mı? Hani edilir öyle diyeyim ama fikriniz olsun. En azından kulağınızda bir aşina olarak fısıldayayım dedim. Ekstradan anlattığım bir şey. Peki bunun dışında söylemem gereken bir şey var mı? Sadece şu kısmı bir de söyleyeyim. Kitapta bunu almışım arkadaşlar. Heh. Bunu özellikle buraya not almıştım. Şu kısım gene ekstra. Hop. Ekstra diyelim. Bakın şimdi. Kınama cezası yediği zaman bir milletvekili bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte birini alıyormuş arkadaşlar. Bakın bir milletvekili kınama cezası yediği zaman bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte birini alıyormuş. Eğer geçici çıkarma cezası yerse bu sıkıntı o zaman bakın ne diyor? Milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun 3'te 2'si kesiliyor. Dikkat! Kınama yersen 3'te 1'e, geçici çıkarma yersen arkadaşlar neyi? 3'te 2'si kesilir arkadaşlar. Detay mı? Anormal detay arkadaşlar. Tamam. Bunu da e, buraya not almıştım unutmayayım diye. O zaman e, arkadaşlar bu etabı da tamamlamış olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere.